Alanyaspor haftaya lider girmişti. Bir maç eksiği vardı. Rakip Konyaspor'du. Konyaspor'da sıkıntılar vardı. Özellikle kaleci Sehiç yoktu. Bugün Eray Birniçan görev yaptı kalede. Alanyaspor'un kadrosu çok çok iyi. Zaten az kadroyla sahaya çıktılar. Konyaspor'da tabii kadro yapısı biraz daha kötü Alanyaspor'a göre. Ama ikinci yarıda Konyaspor'da gelen sakatlıklar, İsmail Kartal'ın hataları Alanya deplasmanından puansız dönmelerine sebebiyet verdi. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Neden Alanyaspor bu kadar zorlandı? Açıkçası ben de anlamadım. Çünkü ideal bir tertip. Sürekli maç kazanan, kolay maç kazanan bir takım. Ancak bugün gol yollarında Alanyaspor beceriksizdi. Genellikle kaleci Eray'ın üzerine vurdular topları ve Eray da Konyaspor adına takımını ayakta tutan isim oldu. Konyaspor'un dediğim gibi kadrosu çok yok, çok yetersiz. Yani özellikle ön tarafta ciddi sıkıntıları var. Mutlaka Kravets'in yanına mutlaka bir golcü almaları gerekiyor. Orta sahaya takviye yapmaları gerekiyor. Stoperlerde tabii Aniç de yok. Uzun süredir Aniç de yok. O da ayrı bir sıkıntı. Yani Adil Demirbağ ve şeyle oynuyorlar. Abdülkerim Bardakçı ile oynuyorlar. Ve sol kanatta bugün yeterince işlerli kullanamadılar. Bakasetas'ın vuruşları, Davinson'un vuruşları, bugün Salih Uçan'ın vuruşları, Babacar'la tehlikeler yaratmaya çalıştılar. Ama Eray dediğim gibi bugün üzerine gelen vuruşları rahatça kurtarmayı bildi. Alanyaspor'da bir maçı ilk yarısının sonlarında Bakasetas pasını bıraktı. Efecan Karaca'ya. Efecan Karaca aldı at derecesine sağ çaprazdan bir pas uzattı. Babacar'a ve Senegalli de Milosevic ıska geçti topu. Senegalli'nin önüne düştü Meşin yuvarlak. Senegalli de sağ çaprazdan kaleci Eray'ın yanından topu alıra gönderince Alanyaspor kendi sahasında 1-0 öne geçiyordu Konyaspor karşısında. Ancak ben Konyaspor daha bir farklı oynayacak ikinci yarıda diye beklerken İsmail Kartal'dan beklemediğim bir değişiklik geldi. Neydi bu değişiklik? Hacı Ahmet Oviç'i oyundan çıkardı. Hacı Ahmet Oviç'i oyundan çıkarıp Musa Çağran'ı oyuna soktu. Açıkçası bunu anlamadım. Niye böyle bir değişiklik yaptı? Gerçekten bana çok çok saçma geldi bu yaptığı değişiklik. İsmail Kartal'ın Alper Uludağ'ı çıkardı. Faruk Mia'yı soktu. O da bir ilginç bir değişiklikti. Yani Faruk Mia'nın ihtiyacı vardı Konyaspor'un ama Hacı Ahmet Oviç niye çıktı? Onu ben anlamadım. Yani zaten Alper Uludağ'ı oyundan çıkarmışsınız. Yani bir oyuncu daha buradan çıkartmanın anlamı neydi? Hacı Ahmet Oviç çünkü Konyaspor'u önde tutan bir oyuncu. Yani bilmiyorum. Bana çok çok saçma geldi. İsmail Kartal'ın bu hamlesi. Acaba sakatlığı mı vardı diyeceğim ama sanmıyorum. Öyle bir şey yoktu Hacı Ahmet Oğuz için ama ben bu hamlesini garipsediğimi belirteyim. Yani daha farklı bir tipte oyuncu oraya koyabilirdi diye düşünüyorum ben. Bana Musa Çağran hamlesi garip geldi. Sonra Musa Çağran da sakatlandı. Çıkalişi sakatlandı. Kravets sakatlandı. Ve üst üste gelen sakatlıklar yani İsmail Kartal'ın da yaptığı yanlış hamlenin üstüne tuz biber ekti diyebiliriz. Yani zaten maça Çıkalışı Kravets ikilisiyle başlaması çok yanlıştı bence İsmail Kartal'ın. Edo Oku soktu oyuna sonra ama yani Edo Oku yani Konyaspor ayarında bir oyuncu değil. Zaten Süper Lig ayarında bir oyuncu değil. Yani Kasımpaşa'da kötü. Erzurumspor'da kötü. Küme düşen kadrosunda Erzurumspor'un. Konya'da yetersiz. Yani bunları nasıl alıyorlar, nasıl getiriyorlar? Özellikle bu Çıkalışı'yı nasıl alıyorlar, nasıl getiriyorlar? Ben açıkçası anlayabilmiş değilim. Yani Kravets tamam o iyi bir oyuncu. Kravets'in vuruşunu da zaten Marafon'a kurtardı ama yani Konyaspor çok kötü kadrolar kuruyor arkadaşlar. Mesela Gilerme'yi, mesela ben İsmail Kartal olsam daha ofansif oynatırdım. Yani Gilerme'den faydalanamıyor İsmail Kartal. Mesela eski hoca Bülent Korkmaz yararlanıyordu Gilerme'den. Yani Fenerbahçe maçını özellikle geçen seneyi unutamıyorum. Çok iyi oynatmıştı Gilerme'yi Bülent Korkmaz. İsmail Kartal burada gerçekten bazı futbolculara istediği verimi alamıyor. Ama özellikle Hacı Ahmet Oviç oyundan çıkarması bence büyük hataydı. Ben de Çağdaş Atan'ın da Mobanchi'yi oyundan almasını anlamadım. Yani Mobanchi'yi alıp
Ahmet Güley'i oyuna sokmasını açıkçası anlamadım. Çok garip geldi bana. 71'de 3 değişiklik birden yaptı. Salih Uçan'ı çıkardı, Fatih Aksu'yu koydu, soktu. Babakar'ı çıkardı, Barriero'yu soktu. Ve Efecan Karaca'yı çıkarıp Berkan Kutlu'yu soktu. Teknik direktör Çağdaş Atan sonlarda da Davinson'u çıkarıp Ceyhun Gülselam'ı sahaya sürdü. Barriero ile bir pozisyon yakaladı Alanyaspor. Onu da kaleci kurtardı. Salih Uçan'da bir pozisyon daha vardı. Oyundan kalana kadar, Salih Uçan oyundan çıkana kadar. Onda da kaleci Eray Birniçan topu karşıladı. Ama genelde toplar Eray'ın üzerine gitti. Yani Sehiç'in yokluğunu bugün aratmadı diyebiliriz Eray Birniçan için ama Alanyaspor'un ileri üç elemanlarında da isabet sıkıntısı vardı. Toplar kaleye buluyordu ama kalecinin hep üzerine gitti. Eray Birniçan'ın 1-0 bitti karşılaşma. Alanyaspor 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor'un kadrosu çok eksik. Yani Hurtado'yu soktu sonra. Hurtado yine bomboş pozisyonda topu dışarı attı. Yani Faruk Mia bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kötünün iyisi. Ama o da yeterli değil. Bu kadronun baştan sona bir elden geçmesi gerekiyor şeyin. Konyaspor kadrosunun. Mesela Bülent Korkmaz'ın biliyorsunuz Çıkarışı istemediği için istifa etmişti. Bülent Korkmaz Çıkarışı dayatmışlardı Korkmaz'a. Çıkarışı da yani bu seviyelerin oyuncusu olmadığını söyleyelim. Gol dediğim gibi Milosevic'in topu iskalamasından geldi. Efecan'ın güzel pasında Babakar Senegalli güzel bir gol attı. Ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bugün ideal bir kadroyla sahaya çıktı. Çağdaş Atan doğru kadroyla sahaya çıktı. Ama dediğim gibi Konyaspor'un takviyelere ihtiyacı var. Çünkü Konyaspor'u ikinci yarıda maçlar böyle devam ederse çok zorlu bir süreç bekliyor. Mutlak surette transfere ihtiyacı var. Bakalım önümüzdeki günler iki takıma da neler getirecek. Alanyaspor Çağdaş Atan'la iyi bir yola girdi. Henüz mağlup olmadığı Alanyaspor sadece bir Rosenborg'a Şampiyonlar Ligi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde gittiler, elendiler. Ama Alanyaspor takımı Çağdaş Atan'la yeni bir çehre kazanıyor. Ceyhun Gülselam'ı biraz daha fazla kullanabilir mi? Bu da kafamızda bir soru işareti olarak kalsın. 9 maçta bir maç eksiklerine rağmen bir maç ertelenmişti biliyorsunuz. 23 puan gerçekten iyi bir rakam. Sadece 4 puan kaybetmiş Alanyaspor. O da her kadının bir kusuru vardır derler ya. İşte böyle bir şey. Yani 4 puan kaybetmiş Alanyaspor. Bu da o her kadı kızında bile olur diyelim. Trabzon'a kaybetti 2 puan hatırladığım kadarıyla. Rize'ye kaybetti ve 2 tane beraberliği var. 19-60'lar 3 gol yemişler. Yani Marafon anında 3 sene daha mukavelesi uzatıldı biliyorsunuz. 2023'te sözleşmesi sona erecek. Hafta içinde sözleşme imzalamıştı Marafon'a yeniden kulübüyle tecrübeli Portekizli kaleci. Bakalım önümüzdeki günlerde Alanyaspor'da nasıl gelişmeler göreceğiz. Konyaspor'da dediğim gibi eksiklikler çok. 12 puanda kaldılar 9 maçta. 10 gol atıp 7 gol yediler. Konyaspor takımı 9. Sırada şu anda. Bakalım önümüzdeki maçlar her iki takıma da neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Ben huzurlarınızdan saygı ve hürmetlerle ayrılıyorum. Hoşçakalınız.